Değerli izleyenler hoş geldiniz efendim. Burası Önemli'ye karşınızdayız. Yine güzel bir günden hepinize sevgiler, selamlarımızı ileterek. Tabii yayın başlar başlamaz mesajlar da gelmeye başladı. İnteraktif yayın içerisinde pek çok duyurusunu yapmamızın ardından çok sayıda soru ve tabii ki yorum bugünkü konumuzla ilgili. Şimdi ülke gündemini, ülke siyasetini anlamaya çalışacağız. Son gelişmeler ışığında özellikle Yeni Doğuş Partisi kurultayının ardından oluşan durum, ortam, açıklamalar, Yeni Doğuş Partisi'nin tabii hem ülke siyaseti içerisinde önemli bir üyeye sahip bir, her ne kadar şu anda iki vekili olsa da bir siyasi parti, hükümet içerisinde kritik bir konu var. Ancak Yeni Doğuş Partisi içerisinde yaşanan tartışmalar, tabii ki hükümetle ilgili de, iç siyasi de, meclis içindeki çalışmalar da yakından ilgilendiriyor. Yeni Doğuş Partisi kurultayının ardından ortaya çıkan durum ve Facebook üzerinden yapılan iki genel başkan adayı arasındaki tartışmalar birazcık durulmuş gibi görünüyor. Ancak onun alacağı karar, bundan sonra izleyeceği yol, siyasetin, tekrar edelim, hükümetin de içindeki dinamikleri hareketlendirme açısından hayli kritik bir öneme sahip. Yakın döneme ilişkin ne yapacağı merak ediliyor. Soracağız kendisine hepsini, tümünü de. Soracağız ne düşünüyor, ne planlıyor, Yeni Doğuş Partisi'nden ayrılma konusunda ki görüşleri nedir, başka bir partiye gideceği şeklinde iddialar var, yeni bir parti kuracağı şeklinde iddialar var. Tüm bunları hepsini soracağız. Kendine sağ olsunlar, davet ettik, onlar da geldiler. Yeni Doğuş Partisi milletvekili Sayın Bertan Sarıoğlu, canlı yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bir kez daha sizlere, sağ olun. Böylesi önemli süreçlerde siyaset bazen aslında biraz sessiz kalmayı tercih edebiliyor. Ancak davet ettik, sağ olun, siz de geldiniz. Bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi tabii yayına girmeden önce Türkiye'deki gelişmeleri canlı yayında izlediğinizi gördüm. Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasını ben de biraz gelmeden izledim. Tabii Türkiye boyutunun özellikle son zamanlarda buraya yansıyan çeşitli noktalar, çeşitli Kutlu Adalı olayıyla ilgili, cennetiyle ilgili çeşitli noktalar. Siyaset bunları yakından takip ediyor. Ben yüzeysel anlamda sormak isterim. Nasıl yorumluyorsunuz bir milletvekili olarak bu ortaya çıkan karşılıklı açıklamaları, atıyorum CTP'nin girişimini ya da Türkiye'den gelen açıklamaları, buradan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı'nın açıklamaları nasıl yorumlarsınız bir siyasetçi olarak? Evet, öncelikle tüm halkımıza hayırlı ve sağlıklı bir gün diliyorum. Bu fırsat için de size teşekkür ediyorum. Elbette dünyada siyasete büyük pencereden bakmak lazım. Evet. Yani bugün yakın tarihteki süreci sadece değerlendirerek bir olaya karar verirsek çok büyük hata yapmış oluruz. Yani siyaset içerisindeki isimlerin en azından olayları bu şekilde değerlendirmesi en ufak olaylara kadar, yani bugün Türkiye'nin Rize ilçesindeki olayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne nasıl yansıdığını görebilmek, gözlemleyebilmek evet. lazım. Bu düşünceyle aslında olaya giriş yapmak isterim. Rize evet. deme sebebim de aslında bir sebebe bağlı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aslında bir kaos ortamı yaratıldığını hepimiz görüyoruz. Yaratılmak istendiğini gözlemleyebiliyoruz. Bugün birilerinin çıkıp bir tripodu karşısına alarak yapmış olduğu konuşmanın arkasındaki pozisyonun ne olduğunu çözebilmemiz lazım. Biz kişiyi değil, o kişileri o pozisyona getiren, olayları bu duruma getiren konuları anlamalıyız, idrak etmeliyiz diye düşünüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti, biraz olaylara geriden bakmak lazım. Bir siyasi parti lideri, bakın öncelikle şunu söylemek isterim. Siyaseten
herhangi bir şekilde bir taraf olma adına ifade etmiyorum bunları. Sadece bu ortamı, bu atmosferi, bu sistemi evet. değerlendirmek istiyorum. Onun için kimse, yani herkes bir siyasi görüşe sahip olabilir Türkiye Cumhuriyeti'nden. Kimse bu noktada alınganlık göstermesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi partinin lideri çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı Netanyahu'ya bir katil bir ülkenin başkanına benzetiyor. Dolayısıyla burada bir zaten ateşlenme oluyor Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde belli kesimler tarafından. Ardından aynı partinin lideri Rize'de bir gezi turuna çıkıyor. Çok değil, birkaç gün içerisinde. O birkaç gün içerisindeki gezi turlarının yapıldığı noktaları incelediğinizde, baktığınızda aslında kendi siyasi partilerinin tam karşısında bir duruş sergileyen ve içlerinden kopmuş oldukları Milliyetçi Hareket Partisi'nin belde belediyelerine denk gelen tesadüfi bir durum oluyor. Evet. Şimdi burada olayları, Kıbrıs'taki olan olayları değerlendirirken Kıbrıs'a ve yakın tarihe bakarsak çok hata yapmış oluruz. Genel bir değerlendirme yapmamız lazım. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir kaos ortamının yaratıldığını ben görebiliyorum. Yaratılmak istendiğini görebiliyorum. Siyasi bir kaos, hukuksal bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun akabinde işte bu videolar, paylaşımlar, 7 serilik bir video pozisyonu oluşuyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukukta darbe almasını, siyaseten darbe almasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu yaşanılan olayların hepsinin merkezi, aslında merkez üssü bellidir. Ve bu merkez üssün aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir kaos ve karışıklık yaratmak arzusunda olduğu düşüncesindeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında Mavi Vatan konusunda göstermiş oldukları dik duruşu, Libya'da kazanmış oldukları başarıyı, efendim Kıbrıs konusundaki kararlılığını muhakkak bir bedel karşılığında ödetmek isteyen merkez üsleri var. Aslında bu olayların, bu kaos ortamının o merkez üsleri tarafından bu kaos ortamının düğmesine basıldığını düşünüyorum. Bu konuda kesinlikle hiç şüphem de yok. Ancak bu nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıçrarken kişiler arasındaki husumetler de buraya katılıyor. Bakın, herkes bir yerden dem vurur. Yeniden Doğuş Partisi Türkiyelilerin ezilmişliği, haklılığı, yaşamışlığını ortaya koyarak belki de direnç kazanabilir. Ulusal Birlik Partisi, ben devleti savunuyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusuyla ilgili dem vurur. Efendim, Cumhuriyetçi Türk Partisi başka bir şekilde. Herkesin kendine göre savunduğu bazı bir takım şeyler var. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu atmosferin yaşanması da aslında belli kişilerin birbirleri arasındaki husumete bağlı olduğu olarak hareket ettiriliyor. Yani yapan el aynı el, yaptıran el aslında, affedersiniz, aynı kişi, aynı el, aynı üst. Yapan kişilere baktığınız zaman aslında aynı ortam içerisinde çıkmış, belki de geçmiş süreç içerisinde birbirleriyle dostluğu, hukuku, arkadaşlığı olan kişilerdir. Burada bunların tamamıyla bilinçli bir politikanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bizim ülkemize de sıçradı. Sonuçta geçmişte yaşanmış olan bir cinayet var ve bu cinayetin faillerinin de kesinlikle bedel ödemesi lazım. Elbette ki bu konudaki düşüncemiz, hiç kimsenin fikirleri ve görüşlerinden dolayı efendim canına kıyılması, ailesinin gözlerinin yaşlı bırakılması, ülkedeki sevenlerinin gözlerinin yaşlı bırakılması kimsenin haddine, hakkına değildir. Bununla ilgili elbette ki gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek ülkemizde tüm girişimler yapılacaktır ve neticelendirilecektir. Ama olayı, dediğim gibi,
baktığımız zaman kesinlikle büyük pencereden bakmak mecburiyetindeyiz. Bugün nasıl Libya'daki başarımızın bedeli ödetilmek isteniyorsa burada, bugün nasıl Mavi Vatan'daki kararlılığımızın bedeli ödetilmek isteniyorsa, ülkemiz içerisindeki bir takım girişimlerde de kesinlikle bize Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığının bedeli ödetilmek isteniyor diye bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Bugün bu ülkedeki bazı isimlere müdahale noktasında da ben tamamıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kıbrıs sorunuyla alakalı dik duruşun ve kararlılığımızın bedelinin ödetilmek istendiği düşüncesindeyim. Bu tabii bu konu biraz daha gidecek gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte bizler de merak ediyoruz. Tabii ki olayın bir hukuksal boyutu da varsa Sayın Cumhurbaşkanı, dün Sayın Başbakan Polis Genel Müdürü'yle görüşüldü bu konu. Ve yeniden tabii gündeme geldi. Eklemek istediğiniz var mı bu konuyla ilgili? Çünkü yeniden Doğuş Partisi'ne geçeceğim. Yani bu noktada yapılması gereken kesinlikle kaos ortamından uzak durmaktır. Bugün hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dediğim gibi bu hesapların aleti olmamak lazım. Bu hesapların taşeronu olmamak lazım. Bu noktada sabırlı olmak lazım. Bu noktada izlemek lazım, gözlemek lazım. İyi izleyip, iyi gözleyip daha sonraki süreçte neticelerini beklemek lazım. Evet. Elbette ki dediğim gibi bunun bir bedeli karşılığı olacaktır. Bu konudaki hukuksal girişimi dün Sayın Cumhurbaşkanlığı zaten yaptığını, bu girişimi yaptığını açıklamıştır. Polis Genel Müdürünü davet etmiştir. Dolayısıyla izleyip göreceğiz. Biz de tabii ki bunun takipçisi olacağız. Evet. Şimdi efendim ben birazcık meclis çalışmalarıyla gitmek istiyorum. Orada çünkü dün yapmış olduğunuz bir açıklama, ben halkın hayat pahalılığının dondurulmasına karşıyım diye bugün gazetede bir açıklamanız var. Sayın Levent Özadam'ın da size bir mesajı var. Mesaj kutusunda okumuşsanız mı bilmiyorum. Levent abi her gün atıyor bize mesaj. Bizi izliyorsa biz kendisine selamlarımızı iletelim. Dün meclise gözleri sizi aradığını söylüyor. Şimdi orada dünkü meclis oturumuna olmamanız ya da meclise gitmemenizin bir sitem, bir hareket midir? Nasıl yorumlamak lazım Bertan Zaroğlu meclis? Lütfen herkes bu noktada beni dikkatle izlesin. Evet. Bakın, küçük bir ülkede yaşıyoruz. Yaşadığımız küçük bir ülkede sizin hakkınızda düğmeye bassam şu anda ben, şu an burada canlı yayında, siz de canlı yayın yaparken mesaj atsam bir yerlere, evet, ve girişim yapsam, sizinle ilgili olmadık şeyleri çıkartabilirim. Ağzımdan çıkacak ya da ellerimin basacağı birkaç şeye bağlı bu. Maalesef ülkemizdeki sosyal medya olayının güçlülüğü ve bunun kötü yönde kullanılması, boş vakte sahip birçok insanın da oluşuyla birleşince maalesef böyle şeyler ortaya çıkıyor. Herkes oturduğu yerde bir fikir beyan ediyor. Ya da birileri, toplum önünde bulunan birileri çıkıp televizyon ekranlarına sorumlu davranması gerekirken çok sorumsuzca sadece koltuğunu koruyabilmek için bir takım yalan söylemlerde ya da algı operasyonlarında bulunabiliyor. Bunu yaptığı takdirde de böyle sorun ve sıkıntılar çıkıyor. Bakın bu aslında Allah iyiliğini versin Erhan Bey. Yani kurultay bitti ancak Erhan Bey'in hesapları bitmedi ve çıktı televizyon kanalında, bir kanalda dedi ki ya Bertan Zaroğlu küstü, bize de şeyini bekliyoruz, barışmasını bekliyoruz, evet, bu sebeple işte meclise katılmıyor dedi. Halbuki aynı Erhan Bey biliyor benim Adana'da Hacı Badem Hastanesi'nde tedavi olduğumu. Halbuki mesela doğru bir ifadede bulunsa, ona soruldu mesela sunucu tarafından. Evet, yani Bertan Bey şu anda Adana'da tedavi görüyor. İşte durum şu 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 falan şeklinde bir ifadede bulunsa böyle bir şey olmuyor. Olmaz ama mesela konu çıkıyor. Erhan Bey'in ağzından çıktı. Örnek veriyorum Erhan Bey'e. Çünkü somut bir
şey olduğu için. Bu sefer konu dönüp dolaşıyor, ülkede küçük. O sosyal medyada yazıyor, o biri yazıyor. Ha meclise gitmedi, şöyle oldu. Hop olay geliyor başka bir noktaya. Bu sefer ben de halkımızın aslında meşguliyetini ekonomik problemlere vermemiz gerekirken ya da ülkemizin güvenlikle alakalı bu problemlerini konuşmamız gerekirken bunu izah etmek durumunda kalıyorum. Aslında böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. Yani Bertanzaroğlu rahatsızlık geçirdi, ağır bir rahatsızlık geçirdi. Korona sürecini atlattı biliyorsunuz. Bu süreç ardından gerçekten sağlığım eski halinde değil. Yani bu süreç içerisinde tabii başka rahatsızlıklarım oldu, kendimi iyi hissetmediğim. Bu konuyla alakalı Türkiye'ye gittim. Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye gittim. Bir tedavi sürecindeyim şu anda. Yani bunlardan kaynaklı olarak zaman zaman hani kendimi iyi hissetmediğim durumlar olabiliyor. Mesela dün kendimi iyi hissetmedim ve izinliydim, meclise gidemedim. Ama yine sorumlu bir milletvekili bilinciyle çıktım, sosyal medya hesabımdan kamuoyuna açıklama yaptım. Evet. Arkadaşlar, ben rahatsızım, izinliyim, bu sebeple gidemiyorum ama bu hayat pahalılığın bu milletin sırtına yüklenmesini, bu kesintinin sırtına yüklenmesini kabul etmiyorum ha diye de yazı yazdım. Evet. Yani aslında bu konuda sorumlu davrandığım apaçık bir hakikat. Ama dediğim gibi bu sebeplerle konu işte Bertanzaroğlu meclise gitmedi de falan. Meclise gitsem de bu konuda kesinlikle hayat pahalılığı konusuna destek vermem. Vermeyeceğimi de zaten açıkladım. Gerekçeler de ortadadır. Yani bugün efendim Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geri verilmemek üzere bir kesinti yapılmak isteniyor. 200 milyonluk bir para akışı. Nereye gidecek bu para? Şu anda kamu çalışanlarımız o kadar rahat ki, o kadar çok paraları ceplere de şişmiş durumda ki yatırım yapacaklar bu paradan, öyle mi? Hayır. Bu parayla ev alacaklar, arsa alacaklar. Hayır. Bu para piyasaya akacak. Evet. Piyasa kim? Alın teriyle şu anda aylardır para kazanamayan esnaf. Dolayısıyla bunun elde avuçta parası olmayan, birikimi olmayan insanlardan kesilerek bu noktaya getirilmesini, 200 milyonluk bu ödemenin piyasaya akmasının engellenmesini ve dolayısıyla esnafın bu konuda cezalandırılmasını doğru bulmadığımı da zaten izah ediyorum. Hayat pahalılığı kesintisine karşıyım. Bu noktada hükümet nisabı başka bir şekilde bulmak durumundadır. Bertanzaroğlu'yla değil. Efendim karşısın, meclise gel, mecliste ret oyu ver. Hayır efendim, ne münasebet. Bunu yaptığım takdirde zaten senin oraya getirmiş olduğun yasayı 23 sayısıyla, 20 sayısıyla, 22 sayısıyla neyse geçirmene zaten ben fırsat vermiş oluyorum. Evet. Bu noktada Sayın Serdar Denktaş da, ona da teşekkür ederim. Zaten o da bu konudaki kararlılığını ifade etti. Hayat pahalılığı kesintisine karşıyım. Bu noktadan hesabı başka yerden bulun dedi. Aynı şekilde ben de aynı düşünce içerisindeyim. Bu noktada bu girişimi doğru bulmadığımı da ifade ediyorum. Hükümetin bu konuda iki firesi var şu anda. Birisi de Sayın Serdar Denktaş. Tabii şimdi bu yani sadece hayat pahalılığı özelinde değil, genelde de bundan sonrası için çok sayıda soru, çok sayıda yorum var hatta. Yani siz ne yapacağınızla ilgili. Şimdi biraz önce sizin paylaşımınızı gördüm. Yani dün yapmış olduğunuz paylaşımda size YDP'den bir grup istifa var ve Bertanzaroğlu'na katıldılar diye bir haberi sizle paylaştınız ya da taklandığınızı gördüm orada. Bu Bertanzaroğlu'na katılım ne demektir? Yani ne demektir efendim bu katılım? Yani şimdi bu Bertanzaroğlu'nun yapmış olduğu bir girişim ya da Bertanzaroğlu'nun söylemleriyle oluşmuş bir ortam değil. Kurultay sürecinden sonra çok yoğun bir baskı alıyorum. Bir siyasi parti kurmamız yönünde. Evet. Yani ben de geçmiş süreçte şunu ifade ettim. Mevcut durumda bu halde içinde bu tarz kişilerin bulunduğu bir yönetimden bahsediyorum. Halis niyetli,
tüm Yeniden Doğuş Partili kardeşlerimi tenzih ediyorum. Evet. Net olarak onu belirteyim. Böyle bir yönetim kadrosuyla, yani sicilinde çok ciddi sıkıntıların olduğu, ki burada yine bir hakikati ifade etmek isterim. Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı'yla arası açıldı ve şimdi bu adamların sicilinin bu olduğunu söylüyor şeklinde iddiaları, evet, cevaplamam gerekiyor. Buyurun. Ve net söylüyorum. Bu adamların bu kadroya gelmesiyle beraber bunun olduğunu gördük ve itirazımızı da hemen yaptık. Televizyon ekranlarında bu konuyu anlatmaya başladık. Evet. Yani daha önceden biliyorduk da buna sessiz kaldık şeklindeki algı operasyonlarını Erhan Bey'in etrafındaki bazı kişiler yapmaya çalışıyor. Bunlara kanmayın. Toplumda sizi kandıranlara tokadı vurun. Hakikati anladığınız takdirde, yoksa bir gün o yapılan algı operasyonları size de yapılır. Bugün biraz önce söylediğim gibi birisiyle ilgili sosyal medyada karalama kampanyası benim yapabilmem için şu stüdyodan ayrıldıktan sonra 10 dakikalık bir iş, bir sosyal medya sayfa açılır, hemen oradan yazılır, paylaşılır, sağa sola atılır, gruplar var, gruplara atılır. Ama bir gün, yani bu sizin de başınıza gelebilir, bunu ben yaparsam benim de başıma gelebilir, hiç mi bunu düşünmeyeceğiz? Allah aşkına herkes artık, yani şu ülkede huzurlu bir ortam yaratsın. Yani bu çok büyük huzursuzluk kaynağı. Yani sosyal medyada çıkıp sürekli yalan iddialarla bir şeyler yazılıyor. Böyle bir ortam oluşturuluyor. Veya insanlar, siz veya belli gruplar Bertan Zaroğlu'nun hakikatini törpüleyebilmek için. Yani Bertan Zaroğlu'nun söylediği hakikatleri. Mesela Bertan Zaroğlu diyor ki, kardeşim, tecavüz suçundan 8 ay yatmış bir adamla nasıl siyaset yaparım ben? Hırsızlık suçundan 18 ay cezaevi yatmış adamla somuttur bu söylemlerim. Yeniden Doğuş Partisi'nin en üst makamlarına hileyle getirildi bunlar. Anlatıyorum televizyon ekranlarında, ben nasıl yaparım diyorum. Adam sırf sizi, şu an beni dinleyen yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi şu şekilde kandırıyor. Ya bakın, ha gördünüz mü, işte kötü oldu, şimdi ifşa ediyor bunları. Halbuki böyle bir gerçek yok. Gördük, tespit ettik, öğrendik, hemen ifşa ettik, biz yokuz dedik. Olay budur. Yani bu manipülasyonlara kesinlikle yenilmemek lazım. Kanmamak lazım, inanmamak lazım. Bu yalan rüzgarlarının içerisinde dolanmamak lazım. Şunu söylüyorum. Çok net. Buyurun. Bertan Zaroğlu Yeniden Doğuş Partisi milletvekilidir. Kurucusudur. Parlamentodadır. Bu ülkenin milletvekilidir. Bertan Zaroğlu Yeniden Doğuş Partisi'nden ayrılacaksa, ki ayrılacak, bunu hem halka hem Yeniden Doğuş Partisi'nin üyelerine izah etmek durumundadır. Doğru mudur böyle? Evet. Bunu açıklamak ve anlatmak zorundadır. Ben de çıkıp kamuoyuna uzun bir sessizlikten sonra, ki bir şeylerin düzelmesini beklerken düzelmediğini gördüğüm için uzun bir sessiz ortamdan sonra çıkıp, arkadaşlar ben ayrılmak durumundayım, gerekçelerim bu bu budur diye televizyon ekranlarında üslubumu bozmadan, Evet. Derine dokunmadan çıkıp televizyon ekranlarında ifade ettim. Nedir normal ahval, normal ortam? Benim bu ifademden sonra, televizyondaki bu anlattıklarımdan sonra bu partinin başkanı, bu partinin genel sekreteri çıkıp der ki, Bertan Bey'in bu iddiası, bu söylediği doğru değildir. Diyemezler. Çünkü doğru. Diyemiyorlar. Cevap bile veremiyorlar. Veremezler. Çünkü doğru. Yani ben de bu doğru yüzünden bu partiden ayrılıyorum. Bu kadar net. Yani bu anlattığım doğrular yüzünden. Bu kadar net. Ama buna cevap veremeden, bunlara cevap vermeden çıkıp sosyal medya hesaplarından, evet, ya ben Bertan Zaroğlu'na kefil oldum,
Bertanzaroğlu mitomani hastasıdır. Evet. Kefaletimden dolayı yarın bana bu söylediklerini mahkemeye giderim. Tazminat davası açılır. Tazminat ödemeye bana mahkum olur. Ondan sonra da bu banka borcu benim üstüme kalır şeklinde. Gerçekten benim 13 yaşındaki oğlumun bile yapmayacağı bir tarzda bir açıklamayla karşıya kalıyor. Bakın iddialar, söylemler, çünkü anlatmak durumundayım neden ayrıldığımı. Karşılığında karşılaştığım tutum budur. Şimdi tabii bu ifade edilenler de doğru değil. Bunu belgelerini de tüm kanallarda da gösterdim. Burada da var, evet, zaten. Yani benim herhangi birine bir borcum, bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun Erhan Bey. Bütün ülkenin de öğrendiği şekilde 1,5 yıl önce bana bankada kefil olmuştu araba alırken. Evet. Allah razı olsun, sağ olsun. Ben güvenilir bir adammışım ki bana kefil oldu. Ancak bunu işte ifşa etmesi şunu gösteriyor. Erhan Bey önce psikolog oldu. Benimle ilgili teşhis koydu. Teşhisi de psikologlar adına tüm kamuoyuyla paylaştı. Erhan Bey daha sonra yargıç oldu. Beni yargıladı, suçlu buldu. Tazminata mahkum etti. Benim o tazminatı ödeyemeyeceğimi de kanaatini getirdi. Beni mahkemeye vermekten vazgeçti. Yani böyle bir ortamda bulunduğum için, Kıbrıs Türk halkından böyle şeylerin içerisinde bulunduğum için tüm Yeniden Doğuş Partililerden özür diliyorum. Bu seviyede asla bulunmak istemiyorum. Çünkü şunu çok iyi idrak edebilecek birisiyim. Ne oluyor? Erhan Arıklı ile Bertanzaroğlu kılıçları çekti, kavga ediyor. Halbuki ben kimseyle kavga etmiyorum. Birbirlerine savaş açtılar. Ben kimseye savaş açmadım. Ben Bertanzaroğlu olarak Kıbrıs Türk halkına neden Yeniden Doğuş Partisi'nden ayrılmam gerektiğini açıklamak mecburiyetindeyim. Ben Bertanzaroğlu olarak Yeniden Doğuş Partisi'nin üyelerine neden bu partiden ayrıldığımı ifade etmek mecburiyetindeyim. Ben bu mecburiyeti yerine getiriyorum. Anlatıyorum. Gerekçelerimi ortaya koyuyorum. Sadece bu kadar aslında. Evet. Ama bir gün uyanıyorum. Bir gazetede manşet. Zaroğlu'yla Arıklı kılıçları çekti. Ben kimseye kılıç çekmedim. Kimseye savaş açmadım. Ben siyasetçiyim. Siyaseten yanlış adımları görüyorum. Yapılanları görüyorum, haksızlıkları görüyorum ve bunları ifade ediyorum. Bu sebeple de bu partiden ayrılmam gerektiğini düşündüğümü ve bununla ilgili yaptığım, atacağım adımları anlatıyorum. Olay, evet, sadece bu kadarken olayın bu boyuta getirilmesi tamamıyla çok seviyesiz söylemlerden kaynaklıdır. Ancak çok net söylüyorum. Allah herkesi iyi niyeti ölçüsünde, herkesin İyi niyeti ölçüsünde yolunu açık etsin. Hiçbir zaman haksızlığa, yanlışa yarenlik etmem. Yanlışı gördüğüm zaman susmam. Bertanzaroğlu olarak yanlışı gördüm, tane tane doğru düzgün bir üslupla halkın karşısına çıkarak hakikatleri anlattım. Kaldı ki bu halk ve bu üyeler kurultay sürecinde kimin nasıl hareket ettiğini, kimin hangi ölçüde edep kurallarını taşıdığını gördü, gözlemledi. Herkesi 10 saniye düşünmeye davet ediyorum. Sadece sırt sırta verip parti kurmuş olduğum, yol aldığım, birbirimizin milletvekilliğinde hakkım olduğu, 5. girmiş olduğu milletvekilliği seçiminde milletvekili seçilen, 4. siyasi partisinde milletvekili seçilen Erhan Bey'in ailesinin bireyleri şahsıma hakarette bulundu, küfür ettiler, anneme küfür ettiler. Bu kimyayı taşıyamazsınız. Bu kimyanız bunu kaldırmaz. Bugün şu anda beni izleyen hiç kimsenin kimyası bunu kaldırmaz. Edebimizden sustuk. Halka şikayet ettik. Mesela bu noktada neden bu durumdayız?
Merak edilenleri siz sormadan ben anlatıyorum. Biliyorum soracak çünkü. Soracak çok soru var ama yani bu şimdi, yol ayrımıyla ilgili mesela yani yol ayrımı ilk kez açıkladığınızı düşünüyorum. Ya da daha önce söylediğinizi bilmiyorum anlattım, ama. Anlattım. Yani yol ayrımını yani ben Yedepe'den ayrılacağınızı söylemeniz. Yani bu ayrılık ne zaman olur? Ne zaman resmiyete kavuşur? Çünkü siz gelirken şu anda görüyorsunuz mesela yazdım Levent Kutay'ın konuğu YDP milletvekili Bertan Zaroğlu diye ama YDP'yi yazarken bile yani şey yaptım. Yani imtina ettim çünkü yazayım yazmayayım mı? Yani ne oluyoruz? Nereye milletvekili yazayım. O noktada başka bir parti kurma sinyali verdiğiniz yoksa ben yanlış mı anladım? Yani onları da sormak isterim açıkçası. Buyurun yani bu ayrılma noktasına şimdi, netleştirmek istediğiniz şeyler anladım. İlk defa açıklıyorum yani bunu da. Şu anda 1600 imza hazır vaziyette istifalar. Her kişi tek tek imzalarını atmış durumda. Hı. Kontrol etmek, bunu şey yapmak onların görevidir artık. Yeniden Doğuş Partisi'nden çok ciddi manada istifalar ve ayrılışlar var. Aslında bunlar benim kontrol edemediğim halde bu noktaya kadar gelmişti. Yani bu toplanan imzalara kadar. Neden? Çünkü ortada olayı, bir olayı sonundan değerlendiremezsiniz. 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası'nda işte bir savaş oldu. Bize göre barış harekatıydı. Yani insanlara barış getirmek için bir olaydı. Ama buradan baktığınızda burada olaya sadece 1974'te burada işte bir savaş yapıldı. Kardeşim adama sorarlar. Neden oldu bu iş? 1963-74 yılları arasında neler yaşandı? Hangi katliamlara, hangi alçakça girişimlere tabi tutuldu bu ülkede yaşayan insanlar? Bunları bir önce analiz etmek, anlamak lazım. Olaya 74'ten bakarsan olmaz. Olaya 63'ten bakacaksın. Olaya daha geriden bakacaksın. Şimdi bizde de yeniden Doğuş Partisi'nden istifa ediyor bunlar, ayrılıyorlar. Evet. Hayır kardeşim ya. Hayır be kardeşim, böyle değil olay. Olaya aslında bu partinin kuruluş esnasından beri yapılan yanlışlardan bakacaksın. Kurultay sürecindeki söylenen sözlerden bakacaksın. Bu üyelere çakıl taşları dendi mi bu partinin başkanı tarafından? Siz çakıl taşısınız. Dendi. Bu üyelere cahiller dendi mi? Dendi. Bu üyeler siz hainsiniz denip bu partinin başkanının ailesi tarafından, çevresi tarafından suçlandı mı? Evet. 7 Ocak seçimlerinde canını dişine takan, mücadele eden, Yeniden Doğuş Partisi'ni bu ülkeye kazandıran aslan yürekliler dışarıda tutulup 7 Ocak seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi'ni suçlayanlar, hatta 6 ay sonraki süreçte belediye başkanlığı seçiminde başka siyasi partiden aday olanlar bugün gelip bu insanlar dışlanarak bu söylediğim tarzda yeni gelen insanlar bu partinin en üst makamlarına oturtulup liyakat sisteminden uzak her türlü girişim yapıldı mı? Evet. Kurultay süreci bittikten sonra 600-700 kişi gidecek, gitmezlerse biz göndereceğiz dendi mi? Evet, başkan tarafından. Ortada herhangi bir seçim yokken, bir genel sekreterlik yarışı yokken, ortada hiçbir şey yokken Bertan Zaroğlu'nun Türkiye'de hastanede olduğu bir an odasına çilingirle girilmeye kalkıldı mı? Evet. Kurultayın bittiği gün, daha gecesi başkanın ailesi tarafından Bertan Zaroğlu ve etrafındaki kişiler hainlikle suçlandı mı bitmiş bir kurultaydan sonra? Evet. Peki bu kadar yaşanılan şeyleri unutup, hiçe sayıp, ya işte bunlar gidiyorlar, ayrılıyorlar partiden deyip suçlama yaparsak hak mıdır? Hak mıdır Allah aşkına? Buradan bütün içtenliğim ve samimiyetimle soruyorum. Değildir. Dolayısıyla
Yeniden Doğuş Partisi'nden Bertan Zaroğlu'nun veya ayrılanların sondan başlanarak bir takım suçlamalara tabi tutulmasını kabul etmiyorum. Bunlar yanlış. Bugün baktığımızda sosyal medyada Erhan Bey'in gözlerini kör eden derecede etrafını sarmış bir grup, yandaş davranan bir grup, yalakalıkta sınır tanımıyor, Erhan Bey'in gözünü kör ediyor, görmesini engelliyor. Menfaat uğruna sosyal medyada her türlü doğruya yanlışa alkış yaparak aslında Erhan Bey'i görmesine engel oluyor. Şurada feryat eden insanları görmesine önünü kapatarak engel oluyor aslında. Gözleri kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur. Erhan Bey şu anda gözleri kör olmuş vaziyettedir. Bugün bunu çok net tane tane ifade ediyorum. Yeniden Doğuş Partisi 12.500 üye olacakmış. Allah versin 50.000 üye olsun. Hiç itirazım yok. Ama hakikatleri saklayarak bu partiden ayrılan gerçek değerleri değersizmiş gibi göstermeye çalışıldığı zaman dur derim ben adama. Hakikatleri ortaya koyarım. Benim ağzım var. Benim aklım var, zekam var. Nedir bu hakikatler? Bertan Zaroğlu Yeniden Doğuş Partisi'nin genel sekreteridir. Bu partinin en ücra köşesini en iyi bilen adamım ben. Kimse bana terane okuyamaz. Yeniden Doğuş Partisi'nin üye sayısı reelde 5.500-6.000 arasındadır. Haricinde kalan o 2.700-2.800-3.500 ne kadar kalan varsa bu partiyle yakından uzaktan alakası olmayan insanlardır. Bu partiyle hiçbir teması olmayan insanlardır. Bu partiyle hiçbir bağı olmayan insanlardır. Bu insanlar belki de bu partinin kapısından içeri girmemiş insanlardır. 5.500 üyenin, 6.000 üyenin yarısı şu anda istifa ediyor ve hala daha hayal satılıyor etrafa. İşte efendim gitsinler ya, bir şey değil, 500-600 kişi. Şu an 1600 kişi sadece benim elimde. Bu kadar istifaların haricinde sadece elimde 1600 kişi istifa listesi getirdi bana. Ancak net söylüyorum. Biz hiçbir zaman oyun bozan tarafta durmadık. Oyunu bozanlara karşı çıkıp adam gibi dimdik durarak sen yanlış yapıyorsun kardeşim dedik. Demeye de devam ediyoruz. Buradaki köprüleri yıkan, köprüleri atan biz değiliz. Koltuk kaygısında olan, bu partinin içerisinde bulunan kişilerdir Levent Bey. Bakın, kıssadan ise adamın biri komşusunun tavuklarından, horozunun sesinden rahatsız olur. Yeniden Doğuş Partisi'nde yaşananları anlatıyorum. Komşusunun kümesinde tavuklar var, horoz da öter, uyuyamaz. Komşusunun iyi niyetli olduğunu bildiği için o iyi niyeti suistimal eder, gelir der ki ya komşu benim canım horoz çekti ya. Şu horozu kes de bir yiyelim. Horozu tabii ki komşusu, adam fedakar, gönlü zengin bir adam. Tabii der komşu, hemen horozu keserler, yerler. Uyanık ya adam. Eve gider der ki oh bu gece rahat bir uyku yatacağız. Adam yatağa yatar, başlar horoz sesleri. 5-6 tane horoz sesi gelir. 5-6 tane horoz sesi gelir. Tabii dayanamaz, komşusunun kapısını çalar. Ya komşu biz horozu kestik yedik. Yani bu sen gittin tekrardan yeniden horoz mu aldın? Yo ben almadım der. E peki nedir bu horozlar ötüyor? E aslında onlar vardı der. Ancak bu horoz burada olduğu için sesini çıkartamıyorlardı. Bertan Zaroğlu'nun başını alıp bu olayları dindirdiklerini zannedenler aslında ipi ellerinden kaybettiklerini önümüzdeki günlerde görecekler. Nitekim bugün yaşanılan
ilçe başkanının, Lefkoşa ilçe başkanının istifasından sonra ki kaos ortamını da duyuyoruz, geliyor bize. Yani insanlar şunu zannediyorlar, kötü niyetli. İşte Bertan gitti, bana fırsat açıldı burada. Yok kardeşim, böyle bir fırsatın yok. Ahmet gitti, Mehmet gitti, Emre gitti, fırsat açıldı. Bu düşünce yanlış düşüncedir. Siyasette 2 kere 2 ya da 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Bizim aklımız var. Bu insanların aklı var, düşünme yeteneği var. Yeniden Doğuş Partisi'nin Lefkoşa bölgesinden milletvekili adayıdır Erhan Bey. Bertan Zaroğlu'nun gitmesi aslında bu fırsatı açacak ona. Ben kazanayım, ben olayım, ondan sonrasının önemi yok. Nerede Lefke ilçesi, nerede Güzelyurt ilçesi, nerede İskele ilçesi? Bu hesaplar doğru hesaplar değildir. Mevcut durumda bu ahvalde bizim içinde bulunmamız mümkün değildir. Ben bunları izahla mükellef kişi olarak anlatıyorum ve izah ediyorum. Ben yeniden Doğuş Partisi'ne, efendim Erhan Arıklı'ya savaş açmış değilim. Böyle bir şeyim yok. İzah etmek mecburiyetinde olduğum durumları izah ediyorum. Sadece bu kadar. Erken seçim ya da bu erken seçim hükümetin kurduğu komite, ad hoc komite konusunda tabii ki sorular geliyor. Yani bu ülkenin de belirleyicisi, geleceği açısından belirleyici bir karar süreci olduğu için siz de burada yani YDP'yi temsil ediyorsunuz. Ben YDP'den ayrılacağım diyorsunuz. Erken seçim tarihiyle ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Ne olması lazım? Hükümete destek noktasındaki desteğinizi, oyunuzu, bundan sonrası olan süreçte nisap gibi noktalardaki oyunuzu da merak ediyorum. Şimdi ad hoc komite mevcut yapıdaki hükümete Bertan Zaroğlu'nun yani istifa etmeyişi ve ad hoc komitede kalışı bu hükümete Bertan Zaroğlu'nun yaptığı son iyiliktir. Bu halde, bu ahvalde, bu yapıda cevapsız kalan bazı soruların ki televizyonlarda hep anlattım bunları. Evet. Yani Kıptek sürecinde yaşanılanları hep anlattım. Bu yanlışlıkları anlattım. Şu andaki ahval, ortam, bizim hükümet süresindeki fedakarlığımız hepsi biliniyor. Dolayısıyla bu halde benim hükümete yapmış olduğum son iyiliktir bu. Nedir bu? Aslında hükümete iyilik yapmak derdinde de değilim ben. Beni ilgilendirmiyor da onların ahvali. Ben halkın milletvekiliyim. Halkı bu girdabın içerisinde süründürmek isteyenlere fırsat vermiyorum sadece. Şunu yapabilirim. Arkadaşlar, ben televizyon programında zaten istifa ettiğimi açıkladım, anlattım. Kağıdımı da aldım, meclise de geldim, veririm. Yoluma bakarım ne yapacaksam. Parti mi kuracağım? Kurulan bir partiye mi gireceğim? Başka bir şey mi olacak? Siyaseti mi bırakacağım? Bunun kararını veririm. Ancak şu anda sürüncemede kalan şahsımdır, arkadaşlarımdır benimle beraber. Ne yapacağımızı bilmeyen. Ancak burada Bertan Zaroğlu fedakarlık yapıyor. Çünkü bir hükümet var ortada. Diyor ki arkadaşlar, ben bu hükümeti kuruyorum. Ekim ayında da seçimimiz var. Evet. Bu esnada bir muhalefet var. Önce Ekim ayından önce seçim olmaz diyen bir muhalefet. Bunu bize söylediler. Meclis kürsüsünde de söyledim. Tabii haklı gerekçeleri var şimdi. Diyorlar ki tamam, biz de öyle diyorduk, Ekim'den önce olmaz. Ama başbakan çağrı yapınca ki Odri Meydan, tarih belirleyin, biz de tarih belirledik diyor onlar da. Kendince haklılar Tufan Hoca. Şimdi bir Ekim tarihi var. Ağustos, bu yılın Ağustos ayında olsun diyen bir hükümet var. Nisan ayında olsun diyen bir hükümet var. Yani muhalefet ve hükümet var. Şimdi iki tarih de reel değil. Yani bu ayın, bu yılın Ağustos ayında bu seçimin yapılması bu şartlarda, bu ahvalde mümkün değil. Doğruları konuşun halka. Bırakın yani amiyane tabir, bırakın artistlik yapmayı. Halka bu şekilde artistlik yapıp kendi kendinizi şey göstermeyi bırakın. Bu reel değil yani. Efendim, o bir taraftan. Nisan ayında yapılacak seçimde ya 6 ay
Seçim yasakları, ülke kilitlenecek yine. Yani bu da doğru bir tarih değil. Bunun bir çözümü bulunmalı. Bunun çözümünü bulacak kişi Bertan değil. Ben şu anda iki tarafın ortasında duran ve karar noktasında bir oyu olan kişiyim. Evet. Diyorum ki bu halkı bununla meşgul etmeyin. Ortak bir noktada buluşun. Yani doğru olan neyse o olsun. Siz önce anlaşın, uzlaşın. Buna göre ben de karar beyan edeyim. Normal şartta elbette ki kendi görüşümü ortaya koyarak belki bir tarafla bu konuları konuşup istişare edip karara bağlayabilirim. Komitedeki sayıya baktığınızda. Ancak bunu da yapmıyorum. Çağrı yapıyorum televizyondan. Buyurun uzlaşın. Yani ben bu noktada iki tarihin de doğru tarih olduğunu, olmadığını görüyorum ve bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Tabii burada hemen bir yerler devreye giriyor. Bertan Zaroğlu'nun kulağını çektiler ha. Kimse Bertan Zaroğlu'nun kulağını çekemez. Ben halkın milletvekiliyim. Aklım var, beynim var. İstediğim şekilde kararımı doğru gördüğüm ölçüde veririm ben. O bir taraftan vay işte gitti Bertan Zaroğlu işte ATO komite için istifa etmedi. Acaba ne anlaştılar? Yani aslında şu anda iki taraftan da darbeyi yiyen kişiyim ben. Bu taraf bu şekilde konuşuyor, bu taraf bu şekilde konuşuyor. Kardeşim, Allah aşkına kavga eden siz, anlaşamayan siz, bu girdapta halkı boğdurmaya çalışan siz, halka söz verdiği tarih noktasında duran ben. Olay bu kadar basit. İstifa ne zaman realize olur? Şimdi ATO komite normal şartlarda bana söylenen bir hafta içerisinde olacaktı. 10 gün, şimdi 15 gün içinde dendi. Yani şu an sanıyorum 10 gün içerisinde, kalan süreyi de değerlendirerek söylüyorum. Evet. Bu komite toplanacak. Mahkemeye de veriyorlar gerçi. Bu noktada karar alınacak. Yani durum bu. Karar alınır alınmaz. Benim buradaki kararım dediğim gibi sonuçta Yeniden Doğuş Partisi'nin milletvekili olarak oradayım. Ancak yani sonuçta Yeniden Doğuş Partisi'nin yarısıyız biz zaten. yani şimdi tutup da Bertan Zaroğlu gitti de sanki bütün Yeniden Doğuş Partisi'ni bırakmış değil. Bertan Zaroğlu'yla beraber Yeniden Doğuş Partisi'nin yarısı gidiyor zaten. Olay bu. Yani oradaki fikir ve temsil ettiğim şey Yeniden Doğuş Partililerin fikri, zihniyeti, düşüncesi zaten. Yani bu real olan durumlarda ortaya koydum zaten, anlattım. Hayır, yani ben istifa real anlamda dedim, yani istifayı partiye ne zaman istifa edeceğiniz diye sormaya, real anlamda sorduğum oydu. Yani partiye ne zaman istifa dilekçenizi ne zaman vereceksiniz, bu ne zaman yürürlüğe girer? Daha çok bu hafta üyelerimizi sonuçta kendimi şu noktada sorumlu tutuyorum. İstifa eden binlerce üye var. Ve bu üyeliklerin kabul edilmeyeceğine dair bir söylem var. Şahsıma da söylendi bu. Daha sonra açıklama yaptı parti. Gelen her üyeliği onaylayacağız dediler. Gitmek isteyeni tutmayacağız dediler. Bunu da kamuoyuna açıkladılar. Efendim internet üzerinden yapılan istifaların hepsini de kabul ediyoruz dediler. Bu konuda bir heyet kurduk. Hem bu heyet hemen gelen istifaları hemen kabul edecek dediler. Ben yine bir noter eşliğinde bu imzaları alıp genel merkez binasına gideceğim. Genel merkez binasına teslim edeceğim ve noter huzurunda yapacağım bunu. Bu noter huzurunda yapılmış olan girişimi de yedekleriyle beraber Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceğim. Yani işimi sağlam yapacağım. Çünkü bu noktada siyasette her türlü kıvırmalar oluyor. Bizde de yani defalarca işte bir noktada savaş verip özür dilemişliğimiz oldu Yeniden Doğuş Partisi olarak. Evet. Yani herkes anlıyordur beni. Yani daha fazla şey yapmak istemiyorum ama onun için bir adım atıp sonra geriden karar değiştirme olaylar çok olduğu için böyle bir girişim olacak yani. Son sorum çok kısa. Yeni bir parti mi yoksa başka bir partiye katılmayı düşünüyorsun? Yani benim şu anda gözlemim 2300-2400 civarında bir istifa elime gelecek ve noter huzurunda da ben gidip bu istifaları gerçekleştireceğim. Şimdi bu başka birisinin elinde olsa dünden partiyi kurmuştu, beklemezdi zaten yani. Böyle bir temel gerçekten
Çok kolay oluşabilecek bir temel değil bu. Evet. Bu temelin üstüne 2 kat mı çıkarsınız, 5 kat mı, 15 kat mı? Onu süreç belirler. Yeniden Doğuş Partisi'nin kurduğumuz esnada ben kurucusuyum yani 3 kişiden birisiyim. Bunun yani yanına yanaşan bir rakam bile yoktu. 20'li sayılardaydık ve böyle bir binayı çıkabildik. Şu andaki görüşüm, gözlemim, daha önceden açıklamıştım aslında. Eğer şahsıma bir baskı oluşur, eğer ben de bu ihtiyacı gerçekten görürsem, bir siyasi partinin benim başkanla olduğum ya da başkasının olduğu, hiç benim için böyle bir şeyin önemi yok. Böyle bir oluşum ihtiyacını sezer, anlar, hissedersem bu adımı, bu girişimi atarım demiştim. Şu anda noktam şu, bu televizyon programlarından sonra onlarca aile aradı, bir sürü pırıl pırıl insanlar aradılar partinin kurulması noktasında. Şu andaki durumum bu siyasi partinin kurulmasına daha yakın, daha yakın noktada. Sadece budur. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çalışmanıza başarı dileriz. Buyurun. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Önemli açıklamalardı. Sağ olun. Yeniden bekleriz sizi. Buyurun. Sağ olun. Evet. Milletvekili Bertan Zaroğlu ile bugünü tamamladık efendim. Yeniden Doğuş Partisi'nin ayrılacağını söyledi. Ben bir kenara noktasında bunu söylemek ihtiyacım ama ancak halen Yeniden Doğuş Partisi genel Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Sayın Bertan Zaroğlu hükümete son kez bir iyilik yaptığını söyledi. Yani bu ad hoc komite noktasında ancak 2 tarihinde doğru olmadığı görüşünü ifade etti. Şu an için bir gelen istifalar ve aldığım sinyal bir şu an için belki bir parti kurma yönünde diyor ve Yeniden Doğuş Partisi'ne ayrılma gerekeceğini de uzun uzun attı. Kendine teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.